Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın tam ortasındayız. Yine önemli gündem maddelerini jeopolitik tarafta da takip eder vaziyetteyiz. Hemen piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerle başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad'da Future Investment Initiative Institute'un düzenlediği panelde konuştu. Şimşek, yeni normal sağlam politikalarla güveni inşa etmek, bu nihayetinde portföy ve doğrudan sermaye girişlerine yol açacak. Sermaye girişleri dezenflasyon sürecini hızlandıracak, lirada reel değer kazancını yaratacak dedi. Ve ikinci maddemize geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 103,3 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ise Ekim'de %77,4 olarak gerçekleşti. Araştırma masasında 2 yıl boyunca kapasite kullanım oranları Türkiye ve dünyada doğal sınırlarına ulaştı mı diye soruyorduk ve bu noktada da büyük resme baktığımızda aslında tam manasıyla şu anda konuştuğumuz küresel ekonomik aktivitenin izlerini bu verilerde de görüyoruz. ECB gelişmekte olan piyasalar başta işte eğikmeye son Türk lirasında değer kaybının gelecek yıl sürmesini tahmin ediyor. Kurumun raporunda Türkiye ile ilgili liranın üzerindeki değer kaybı baskısı çoğunlukla piyasa dışı önlemlerle hafifletiliyor. Ancak gelecek yıl kayda değer bir değer kaybı yaşayacağını öngörüyoruz ifadesine yer verdi. Bakalım 2024'e ilişkin bir yandan Sayın Bakan'ın söylemi, bir yandan da böyle tahminler nasıl bir manzaraya çıkacak hep beraber göreceğiz. Fitch Ratings, Çinli üreticilerin tedarik zinciri çeşitlendirmesine ilişkin hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. Açıklamada Çinli yüksek teknoloji üreticisinin ABD tarifelerinden kaçınmak ve artan jeopolitik gerilimlere karşı önlem almak için 2018'den bu yana tedarik zincirlerini Çin'den diğer ülkelere dağıttığı vurgulandı. Bu 5 maddeyi izledikten sonra gidiyoruz haritamıza. Nasıl bir görünüm var bugün hisse senedi piyasalarında bakarsak, özellikle Avrupa'da ana endekslerin bugün bir miktar yine baskı altında kaldığını söylemek mümkün. Biz içeride 8000 puan civarını konuşuyorduk ama öğle sonrasında ben bugün sözlerime başlarken de az önce söylemeye çalıştım. Jeopolitik taraftaki söylem ve haberler Türkiye'de de hisse senedi piyasasının baskı altına girmesine neden oldu. Dün olduğu gibi Polonya borsasının pozitif ayrıştığını görüyoruz ama ana endekslerden Kakaran eksi de Almanya ve İngiltere artıda görünüyor şu an ama çok da pozitif bir Avrupa görünümü yok karşımızda. Baktığımızda Borsa İstanbul'da 7800 puandayız BIST 100'de. Endekslerin tamamında %2 ve üzerinde, bir tek ulaştığında da %2'nin altında kayıpları görür vaziyetteyiz. Kur 28.11 seviyesinde. Brent petrol öğle yayında anlatmıştık. 88 dolar civarında. Ons altın 1975 dolarda şu an. Gümüş 23 doların üzerine atamıyor kendini. 23 doların altı 22,80 dolarlar civarında. Bitcoin 35.000 doları gördü. Bu haftada 34.300 dolarlarda seyrini sürdürüyor ve spot dolar endeksi tekrar 106 seviyesi üzerine geldi. Euro dolar paritesi 1.06'nın altına geriledi. 10 yıllık ABD tahvil faizi de %4,85'lerde seyreder vaziyette ama gram altının altını çizmezsek olmaz. 1785 TL civarında, yavaş yavaş artık oralarda, dediğim gibi bu hafta çok vurguladım belki ama 1800 TL'leri konuşur vaziyette olacağız diyoruz ve gidiyoruz. NCM Investment'ta Sadullah Çalışır yine bizlerle. Sadullah, baktığımızda Avrupa'da stres bu hafta yine kendini hissettiriyor. Daha geçtiğimiz hafta oranla ılımlı olmasına karşın ama biz içeride artık oldukça haber hassas bir piyasa görünüme sahibiz. Sen neler söyleyeceksin bizlere? Evet, içeride taraftan başlayacak olursak eğer, zaten piyasalarda bir süredir söylediğin gibi volatilite çok haber akışlarıyla şekilleniyordu. Gün içinde çok yüksek volatilite vardı. Yani daha önceden biz bunları hafta içerisinde geniş bant aralığında volatilite seyrediyorduk. Ancak son 2-3 haftalık, hatta ay başından bugüne baktığımızda gün içinde bile 300-400, yeri geldiğinde bazen 500 bas puanlık dalgalanma, 500 puanlık dalgalanmalar seyrediyoruz. Aslına baktığımızda 2 haftalık düşüşün ardından market yapısı bozulmuştu. Yani bizim Mayıs ayından 5 aylık trend, yükselen trendimiz bozulmuştu. Burada biz 1000 puanlık bir düşüş yaşamıştık. Kabaca 8500'lerden 7500'lere doğru ve bunun 500 puanlık bir tepki yükselişi gerçekleşti 8000'lere doğru. 8000'lerin üzerinde kalıcı olmakta zorlanan bir piyasa var. Bu tepki aslında biraz normaldi. Güçlü bir arz talep bölgesinden gelen tepki alışları. Ancak 8000 üzerine baktığımızda 2 saat bile kalıcı olamaz
alamadığımızı görüyoruz. Her ne kadar bilanço tarafı genel itibariyle beklentileri karşılayıp beklentilerin üstünde olsa bile şu ana kadar takip ettiklerimiz açıklananlar. Piyasa dışı gelişmeler demekte fayda var sanırım. Piyasa dışı gelişmeler özellikle içeride baskı unsuru olarak yer alıyor. Bu da öncelikli olarak aslında bu gelişmeler bankacılık tarafını bozuyor. Her ne kadar dün CDS'lerde yeniden %2,5'un üzerinde bir geri çekilme görsek bile bugün bankacılık tarafının en negatif ayrışan sektör olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın yarınki kararı öncesi aslında biraz kar satışları da olabilir. Bugün çarşamba günü kredili pozisyonların hafta sonuna kalmaması adına çarşamba günleri bazen bu tarz satışlar da tetikliyor. Yani birkaç sebep bir araya geldiğinde bu tarz alıcıların da risk iştahının boş olmasıyla birlikte derinliği olmayan tahtalarda özellikle endeks ağırlığı yüksek olan aşağı yönlü hareketlerin sertleştiğini görebiliyoruz. Burada değerlendirme yapacak olursak aslında yarınki Merkez Bankası ve aslında gelecek hafta bizim Salı günü yanlış hatırlamıyorsam 2 Kasım olması lazım. Enflasyon raporu oldukça önemli oldu endeksin bundan sonraki sürecinde. Yarın 500 bas puanlık yani 5 puanlık bir faiz artışı gelirse eğer Merkez Bankası'ndan piyasa burada biraz daha Merkez Bankası'nın aslında daha önce kazandığı kredibilitenin devamı olarak görebilir. Ancak bir noktada da reel faiz tarafına yönelik geçilmesiyle birlikte artık çünkü Sayın Bakan da daha önce bunu ifade etmişti. Beklenen 12 aylık enflasyon geleceğe yönelik enflasyon üzerinden bir reel faiz politikası uyguladıklarını belirtmişti. Burada biz gelecek hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da geçtiğimiz haftaki Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentine yakınsamasını bekliyoruz. Çünkü Temmuz'daki raporda yıl sonu tahminleri 2024 için %33'lerdeydi. Bu muhtemelen ankete paralel %40'lara doğru ilerleyecektir. Politika faizinde bu tarafa doğru gerileme yükselişinin devamını bekliyoruz. Bu aslında baktığımızda içeride sanayi endeksini baskılayacak bir gelişme olarak yorumlanabilir. Yarın gelecek 500 bas puanlık faiz kararı risk iştahını baskılayabilir. Ancak 250 bas puanlık bir faiz artışı olması halinde burada yeniden enflasyon beklentilerine bozulmaya yol açacak mı ya da faiz artışları daha erken kesecek mi beklentisi de olabilir. Dolayısıyla yarınki karar ve gelecek haftaki enflasyon raporunda ne kadar gerçekçi beklentiler olacak ve yarınki toplantıda eğer nihai faiz oranlarına ilişkin bir mesaj da gelirse kararla birlikte bu da biraz piyasaların yönü açısından daha belirleyici olabilir. Ancak genel itibariyle bu 500 puanlık yükselişin ardından yapılan açıklamalar baskılamaya devam ediyor. Piyasa yeniden geçtiğimiz haftaki dip seviyelerine doğru gelip bir destek bulmaya çalışabilir. Ancak bu hafta ve haftaya gelecek kuvvetli bilançolar var. Endekste ağırlığı yüksek olan. Bunlar da bir tarafta dengeleme yaratacaktır. Dolayısıyla aslında komple grup halinde bir hareketten ziyade biraz daha ayrışmaların devam edeceği bir süreç içerisinde yer aldığımızı düşünüyorum ben BIST 100 endeksi için. Ancak bunlar kısa vadeli yorumlar. Baktığımız zaman dolar bazında yeniden 285 dolarlardan geri çekilmiş. Yani yılbaşından itibaren dolar bazlı getiri sunamamış bir endeks görüyoruz. Biz burada endeksin yılı 300 dolar üzerinde kapatacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında haber akışlarının biraz soğumasıyla birlikte geleceğe yönelik beklentilerin şekillenmesi, yeni ekonomi kadrosunun atacağı adımların inandırıcılığının yeniden güven tazelemesi, yine bugün baktığımızda yapılan açıklamalar da buna yönelik Sayın Bakan'dan, orta vade için dolar bazında daha pozitif bir tarafta olabiliriz. Her ne kadar reel faiz oranları baskılansa bile burada yatırımcı grupları biraz daha farklı taraflarda kümelendiği için aslında içerideki yatırımcının enflasyondan korunmak amacıyla hisse senedi pozisyonlarını geri çekilmelerde pozisyon arttırarak endekse destek vereceğini düşünüyoruz. Yurt dışı taraf için de yükselişler satış fırsatı oluyor bir süredir. S&P tarafında 4200 seviyesini önemsiyorduk oldukça. Daha önce bu seviyelerden destek bulmuştu. O tarafta yarın gelecek Amerika'nın 3. çeyrek öncü hesaplamaları önemli olacak. Şu an piyasa Fed tarafında yeni bir faiz artışı beklemiyor. Ancak yarın gelecek veride yukarı yönlü sürprizler Fed'in ekonomiye yeterince soğutamadığına yönelik beklentileri arttıracağı için ek bir faiz artışını gündeme getirebilir. Bu da S&P tarafında aşağı yönlü kırılımlara sebep olabilir. Dolayısıyla S&P tarafında 4200'ün altına geçilmesinin biraz daha satışları tetikleyeceğini düşünüyoruz Çağlar. NSM Investment'tan Sadullah Çalışır'dan yine kıymetli katkıları aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz şimdi Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Caner Özdur'a. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Daha neşeli olabilirdik tabii bugün. haber akışları var ama kısmet ne yapalım. Şimdi
Haber akışlarından demin vuracak olursak, akademik anlamda da hem sizin hem de aslında son yıllarda dünyada yükselen tansiyon, neredeyse bölgesel diye addediyoruz belki ama dünyanın her yerinde bu tarz haber akışları olağan hale geldi. Bunların piyasa unsurlarını, piyasa enstrümanlarını, hatta direkt piyasalara olan etkisini konuşacak olursak, öyle takip ettiğimiz haber akışları sonrasında örneğin borsada şu an net etkilerini görüyoruz ama bunu genel bir çerçeveye sıkıştırırsak, piyasalar buna alıştı mı, yoksa hassaslaştığı dönemler piyasaların geldiği zirve ya da düşük noktalara göre bir miktar daha değişebiliyor mu? Şimdi piyasaları burada ayrıştırmak lazım. Yani Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bir de dönem olarak ayrıştırmak lazım. Yani kısa vadede baktığınızda evet ufak tefek tepkiler veriliyor gibi ama buna orta uzun vadede baktığınızda aslında hani çok da fazla böyle işte savaştır, terör eylemleridir eskisi kadar bunlara çok da fazla hani tepki veriyor gibi görünmüyor. Özellikle son iki seneye baktığımız zaman yani 45 derece açıyla yukarıya doğru giden bir hani endeks görüyoruz ama piyasa piyasa ayırdığımız zaman özellikle kripto paraların da işin içine girdiği dönemde farklı varlık setlerinde farklı farklı etkiler görüyoruz burada. Haber akışlarına doğru ama şunu da görmekte yarar var. Yani burada illa çok majör haber akışlarından bahsetmemize de gerek yok. Yani çok böyle major savaş vesaire gibi hareketlerden. Burada bilanço dönemlerini falan çok bu dönemde yaşadığımızda hani gördüğümüz çok da böyle bilançolarla uyumlu veya işte nakit akışları fiyatlamalarla uyumlu hareketler var mı? Onları takip ettiğimizde biraz daha fazla haber akışlarından işte artık haberin daha hızlı yayılması, forumlar var, sosyal medya var vesaire var. Hani buralardaki etkilerin biraz ağır bastığını görüyoruz rakamsal sonuçların da dışında. Peki hisse senedi piyasası, tahvil piyasası, sizin de söz ettiğiniz gibi artık merkezi olmayan bir takım unsurlardan bahsettik. Aslında Türkiye ile ilgili 2020'lere girdikten sonra baktığımızda akla gelmesi gereken herhalde ilk konu kur. Kurların direkt olarak haber akışlarıyla diğer unsurlara oranla mesafesi nedir? Ya da bu da zaman dilimi ve o dönemdeki dinamiklere göre değişken midir? Ya kur tabii yani diğer finansal yatırım araçlarına göre hani daha az etkileniyor. Sonuçta burada faiz kararları ve bununla beraber realde de hani ticaret içinde kullandığınız hani para birimlerinden dolayı sürekli bir arz ve talep durumu var. Zaten temel itibariyle baktığınızda da kur ya da döviz hani bir yatırım aracı da olmadığı için aslında etkilendiği şeyler majör merkez bankalarının faiz kararları veya işte bizim KKM gibi değişik ürünlerle biraz daha böyle hani dalgalı bir kura değil de biraz daha yönetilen bir kura doğru geçiş politikaları etkilediğimiz zamanlarda hani etkilendiğini görüyoruz ama genel olarak döviz olarak hani dolar olarak euro olarak baktığımız zaman hani bunların haberlerden etkilenme sahipleri finansal enstrümanlardan çok daha farklı tabii. Peki bu noktada riskin ön planda olduğu durumlarda yönelinen unsurlar var. Başta tabii ki herkesin aklına altın geliyor. Altının Türkiye'deki belirleyiciliği daha çok son yıllarda kur üzerinden gitti. Biz de kur kısmını konuştuk. Ama özellikle o güvenli liman algısının da değiştiğini görüyoruz. Yani piyasaların sizin de aralarda yer verdiğiniz üzere haberlerden ya da koşullardan kopukluğuyla beraber bir de ezbere bizim yıllarca alıştığımız düzeneğin çok dışında mesela hisseyle altın aynı anda baskı altında kalması ya da çok riskli ortamda altının yükselmeyi hisse tarafını her türlü kötü habere karşın yükseldiğine şahit oluyoruz. Bu değişken görünüm, bu şekilde bir politik gündem, jeopolitik gündem ve piyasaların yön arayışında olması sebebiyle uzun yıllar sürebilir mi dünya ve Türkiye için? Yani dünya için yine altın belli dönemlerde özellikle içinde yaşadığımız dönemler gibi dönemlerde bir şekilde güvenli liman olarak seyredecektir ama Türkiye'ye baktığımızda biz şimdi hani altın sentetik bir ürün. Hani bir ayağı ons dolar üzerinden, bir ayağı dolar TL üzerinden. Dolayısıyla da sizin de belirttiğiniz gibi dövizin sürekli yükseldiği, kurun sürekli yükseldiği bir ortamda zaten altının fiyatı sabit kalsa bile gram altın fiyatı yükseliyor. O nedenle hani buradaki güvenli liman olup olmama durumunda dövizin etkisini ayrıştırarak bakmakta fayda var.
Peki son durumlarda açıkçası özellikle mesela makro tarafına baktığımızda bazı ülkelerin risk primlerinin her şeye karşın çok daha ne diyelim işsizlik tarafı olsun, büyüme tarafı olsun ona göre daha iyi ülkelere karşın daha pozitif olduğunu ya da çok daha ne diyelim güçlü makro verilere sahip ülkelerin de bazen risk algısının bozulabildiğini görüyoruz ki Türkiye'yi burada birçok noktaya koyabiliriz. Bu sabah da değerli izleyicilerimiz web sitesini ziyaret ettiğinde görmüştür. Tahvillerle ilgili bir veri akışı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinin yükselişini konuşuyoruz. Yunanistan var karşımızda. Gelişen ülkelere baktığımızda sanki Amerika onlara göre daha riskli gibi görünüyor. Risk algısı açısından finansal enstrümanları değerlendirdiğimizde bu durum geçici bir durum mu? Yoksa kalıcı olarak bu asimetri sürecek mi? Şimdi gelişmiş ülkelerdeki risk algılarına baktığımız zaman son zamanlarda özellikle hani bu tahvil faizlerinin veya tahvil seviyelerinin resesyonu tam validate etmediği veya işte tam doğrulamadığına yönelik de yorumlar var. Yani hani işte piyasanın yönünü doğru gösteriyor mu göstermiyor mu gibi algıların yanında bir de burada gelişmiş yani gelişen ülkelerin yanında gelişmiş ülkelerin enflasyonlarının son dönemlerde özellikle alışılmışın çok üzerinde olduğu ve hepsinin yani Avrupa'nın da Amerika'nın da ve diğer ülkelerin de hani bu Avrupa Birliği'nin içindeki bu Fransa, İtalya, Almanya olarak ayrılsa bile yani genel olarak enflasyonun yüksek olduğu işte %3 seviyelerinin üzerinde kalacağı bekleniyor Avrupa tarafında. Amerika %2'yi hedefliyor ama oradan henüz uzak. Dolayısıyla hani bu enflasyon seviyelerinin beklenenin ve arzulananın ve alışılmışın çok üzerinde olması faiz oranlarının da son yıllarda hiç alışık olmadığımız seviyelerde uzunca bir süre seyredebilmesi durumunu getiriyor. Dolayısıyla bu faizlerin yüksek olması durumu da hani tahvil fiyatları üzerinden veya tahvildeki uzun ve kısa vadeli farklar üzerinden analiz edilmeye çalışılıyor ama bir de içinde bulunduğumuz dönem yani Rusya-Ukrayna savaşı olsun işte İsrail-Filistin durumu olsun şu anda hani içinde bulunduğumuz sürekli bir savaş olması riski politik, jeopolitik riskiyle de beraber bakıldığı zaman aslında hani kitaptan bildiğimiz bütün teorilerin sınandığı, pratik bilgilerle sınandığı böyle hani mükemmel fırtına yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Şunu da sormak isterim bu noktada. Biz her gün anlatıyoruz işte özellikle hisse senedi piyasasındaki tansiyonu göstermek için VIX endişe endeksi, MOVE endeksi var tahvil tarafına bakmak için. Para birimleri için farklı farklı kullandığımız barometreler var. Bunların geçerliliğiyle ilgili uluslararası kurumların geçerliliğinin tartışıldığı bu zaman dilimi içerisinde bir sorgulama yapılmalı mı? Oraya güvenip de pozisyon almak şu an doğru sonucu veriyor mu mesela? Ya her zaman hani bir gösterge niteliği taşır tabii ama burada hani analizlerin daha sık ve frekansı yüksek verilerle yapılmasında fayda olabilir. Günün sonunda hani artık robo-advisor'ların ya da algoritmik yapıların da işlem yaptığı bir dönemdeyiz ve hani burada birbirlerine karşı stop loss seviyelerinin de olduğu, hani önceden konan emirlerin de olduğu ve dolayısıyla bu benchmark endekslerin de hareketlerine göre işlem yapabilen yapılar var. Dolayısıyla tabii ki de bunların geçerliliği sorgulanmalı ama buralarda daha frekansı yüksek verilerle belki de daha sık veri setleriyle farklı benchmarklarda geliştirilip denenmeye çalışılabilir. Son sorum petrol üzerine. Petrolde yazın özellikle sıkça şeyi konuştuk. Haber akışları aslında petroldeki yukarı yöndeki seyir vesaire diye. Ben gündüz araştırma masasında da anlattım. En nihayetinde özellikle Ekim başından itibaren bir 90 dolar altına yığılma konusu var. Ama öte yandan da jeopolitik riskleri konuşuyoruz ki petrolü yakından ilgilendiren bir hinterlandta ya da stratejik anlamda baktığımızda petrolün gerçek fiyatı ile ne diyelim haber fiyatı ya da gelişmelere vermiş olduğu reaksiyon arasındaki mesafe açılıyor mu? Bu noktada aşağı ya da yukarı yöndeki hareketliliklerde arz talepten ziyade bir sürekli bu haber ya da stratejik gelişmeleri mi izlemeliyiz? Ya biz de petrolde geçtiğimiz yıllarda negatif fiyat bile gördük. Yani günün sonunda bazı sapmalar ve gelişmeler bizim finansal piyasalarda bu tarz sapmalar görmemizi sağlıyor. Bu işin uç örneği tabii. Yani diğer tarafta bizim son dönemlerde petrolde gördüğümüz artma da arz kaynaklı, bir talep kaynaklı bir artış değil.
Dolayısıyla da hani arz kısıntıları geri arz kısıntılarından vazgeçildi veya ekstra üreticilerin piyasaya girdiği durumda burada hani bir dengelenme olabilir ama raporlara baktığımız zaman özellikle 2024'ün Mart ayına doğru bir 100 dolarlar seviyesinde kümelenme görünüyor. Ama bunun gerçekleşip gerçekleşmemesi bir noktada tamamen arz tarafında bunun desteklenip desteklenmeyeceğine bağlı. Ama biz bu 100 dolarları falan görürsek zaten hani komple paket Amerikan enflasyonundan başlayıp Fed'in faiz kararlarını gözden geçirdiği ve bunun hani bizim de zaten kendi enflasyon hedeflemelerimizin çok üzerinde bir petrol fiyatı olacağı için hani kendi politikalarımızı da ciddi anlamda gözden geçirmemiz gereken bir dönem oluşur. Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Caner Özdurak bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Akıllı Para'da şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Burcu Kıratlı ile gelişen ülke merkez bankalarını ve altın tarafını konuşacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masasında Burcu Kıratlı ile beraberiz. Şimdi aslında 2021 sonundan itibaren konuştuğumuz bir olgu. Özellikle bu durumda Hindistan, Rusya ve Çin merkez bankalarının bilhassa o süreç içerisinde altın rezervlerini ara ara böyle gündeme getiriyorduk. Ama bu sabah ilginç bir haber vardı. Çin'in kendi iç kaynaklarını kullanarak altın üretimiyle alakalı. En nihayetinde altın fiyatı oynar, yukarı ya da aşağı gelir. Ama stratejik bir unsur olarak karşımıza durmaya devam ediyor. Sen neler söyleyeceksin? Evet, benim de gülümseten de bir haber oldu. Almaları yetmiyormuş gibi üretmeleri de ilginç. Sabahtan beri nasıl kendi iç kaynaklarını kullanarak yapıyorlar? Tartışıyoruz tabii. Şimdi 2023'ün yılının ilk 3 çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1005 artmış ve 271 ton 248 kilo seviyesine yükselmiş. Yalnız diğer taraftan tüketim de oluyor diyebiliriz. Tüketim de 7.32 artmış, 8.35 tona yükselmiş. Dünyanın tabii en büyük rezervine sahip bir ülke için ve sürekli de altın aldığını yine söyleyebiliriz. Hatta onunla beraber yarışan şu anda Singapur Merkez Bankası vardı. Yıl içerisinde stoklarını ciddi şekilde artıran ve sürekli de hala alıyor. Tabii burada Çin'in altın alması bir taraftan artan küresel enflasyon işte bunu bir sebep olarak gösterebiliriz tabii. Bir de asıl belki nihai sonuç da Amerikan dolarının rezerv para olarak sorgulanması gibi nedenlerle rekor düzeyde alım yaptıkları asıl aslında ana fikir. Bu arada bir tanesi zaten Rusya, bir tanesi de Çin. Yani o iki büyük ana renk onlar. Zaten bu da rezerv para birimi konusunu belki en iyi açıklayan kısım da olacak da diyebilirim. Tabii bu küresel altın talebinin dörtte birini özellikle oluşturduğunu söylemek lazım. Şimdi daha öncesinde Çin Merkez Bankası nerelerde, hangi zamanlarda daha çok alım yapmış gibi baktığımız zaman şimdi Eylül 2019'da sona eren ve 10 ay süren bir alım yapmış. Bir de 2016'da alım yapmış. Bunlardan sonra da altın alım rally, yani altında bir rally yaşanmış. Dolayısıyla Çin Merkez Bankası'nın bu kadar alım yaptığı yerde ya da üretmeye çalıştığı yerde altın konusunda da tekrar bir yukarı doğru hareket olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Fakat tabii bütün bunları da bir araya bırakırsak, yani merkez bankalarının yaptığı alım, işte Çin'in kendi yerli ham madde kullanarak altın üretimini de bir kenara bırakırsak belki iki tane en önemli konuşacağımız sebep var burada. Birincisi rezerv para birimi ki şu dönemde özellikle jeopolitik risklerin olduğu dönemde en belki hassas noktası işin diyebiliriz. Ve ikincisi de enflasyona karşı koruma aracı tabii. Tabii burada şu da faizler bu kadar yüksekken altını bu faizle birlikte elde tutmanın da maliyetinde arttığını da söylemek lazım. O zaman da işte devreye bu jeopolitik riskler giriyor ve altını çekici bir unsur haline tekrar geliyor. Nedir o faktörler? İşte Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan devam ediyor.
Bir taraftan 3. Dünya Savaşı ihtimalini konuşur vaziyetteyiz. Bir taraftan işte yüksek enflasyon ortamının hala devam edeceği beklentisi. Diğer taraftan işte banka iflasları sinyalleriyle beraber geçtiğimiz Mart ayında da yaşamıştık. Tekrar güvenli liman olarak görülmesi hikayesi. Dolayısıyla hem jeopolitik riskler, hem enflasyon, hem de diğer ekonomik dinamikler altına olan ilginin çağlar yani daha da devam edeceğini bir kere söylüyor bize. Fakat hani hedefler, fiyatlamalar nerelerde oluşacak? 2000 doların üzerine gidip oradan kalıcı olacak mı? 1970'lerde şu anda bir taraftan böyle kendine bir yer edinmeye çalışıyor, konsolidasyon diyelim. Genel olarak aracı kurumların da beklentisine de baktığım zaman, burada az önce beklerken bakıyordum. Genel olarak beklentiler altında 2000 dolar, işte 1980'ler 2000 dolar gibi genelde büyük yatırım bankalarının hedefleri. Fakat ben bunların içerisinde bu jeopolitik risklerin şu anda dahil edilmediğini düşünüyorum. O tahminleri yaparken çok jeopolitik riskleri göz önüne alarak yapmadılar. Yapmadılar kesinlikle. Ve şu anda o hedefler işte yıl sonu özellikle 4. çeyrek yıl sonu için hedefler aşağı yukarı 2000 çok dolar civarında. Çok kısa bölüyorum ama BIST 100'de günlük düşüş %3 açtı, onu da söyleyelim. Jeopolitik konuları konuşuyorduk zaten altın tarafında. Borsa İstanbul'da da bugün doçent doktor Caner Özdurak konuğumuz, nasıl etkileri oluyor diye konuşuyorduk. Hı hı. Programa başladıktan sonra %3'ü açtı düşüşler, sen altından devam et. Bu riskler dahil edilmeyerek yani politika faizlerinin Amerika'da işte %5'ler civarında kalacağı ve işte ve uzun süre devam edeceği de beklentisiyle bu hedef fiyatlar yazıldı diye düşünüyorum. Şu anda biz altında işte petrol nasıl 100 doların üzerine gittiğinde hedef fiyatlar işte 90'lara geldiğinde 100 dolara revize edilmişti. Şu anda da altında da yavaş yavaş bu hedef fiyatlar revize edilir ya, aşağı yukarı 2000'ler ve üzerine tekrar gelir mi gibi soru işaretlerinin ve raporların daha fazla artacağını da düşünüyorum bir taraftan. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Faizlerin yüksekliği ve işte dolar endeksindeki yükseklik de buna biraz daha şimdi altın tarafında özellikle baskılar mı diye konuşuyorduk ama son dönemde gördüğümüz hareketlerde faizler yükselirken altın güvenli liman olarak ortaya çıktı. Hatta ABD tahvillerine de bir böyle ciddi bir talebin de gelmediğini gördük. Hatta dünkü yayında da ABD tahvillerinin alıcısının hane halkı olduğunu konuştuk seninle. Dolayısıyla bu dönemlerde, bu durumların devam ettiği dönemlerde altın tekrar daha ön plana çıkıp bizim daha çokça konuşacağımız ve dediğim gibi hedef fiyatlarının da artırıldığı bir yatırım aracı haline de gelebilir. Ya bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Gidişata bakılırsa hı hı. Zaten bu kadar yoğun dünyada jeopolitik gündem oldukça. Burcu Kırat'tan dinledik efendim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, akıllı paranın sonuna geldik ama hareketliği bir izah edelim. Gördüğünüz üzere %3'ün üzerinde şu an Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde güne başlangıç seviyesiyle olan mesafe aşağı yönde değişti. Baktığımda özellikle bankacılık endeksinin bu hafta yükselişinden söz ediyorduk ama en negatif ayrışan bankacılık tarafı %3,70'in üzerinde düşüşle 8000 puana doğru çekilir vaziyette. Halen ulaştırma endeksi bir miktar daha diğerlerine göre pozitif tarafta kalıyor ama program başlarken söylemiştim. O da %2,70'lere varan şu anda bir düşüş açıkçası içerisinde. Kurda 28.12'lerdeyiz. 28.10 üzerinde başlamıştık haftaya ama özellikle hisse senedi tarafında genel olarak şu anda gelen haber akışlarıyla baskının bir miktar daha kendini fazla hissettirdiğini söylemek mümkün. Onun dışında da hacim yine bu saniyeler itibariyle 100 milyar TL'lere yaklaşmış vaziyette BIST 100'de diyeyim. Bu toparlamayla son noktayı koyalım. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.